Eyvallah. Sen sevme yakışırsın. Seni sevmeyen ölsün. Ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Oh, seni sevmeyen ölsün şarkısıyla 80'li yıllara damgasını vurdu. Çocuklar, sizi çok seviyorum. Şimdilerde ise gırtlak kanseri oldu, sesini kaybetti. Arabesk müziğin sevilen sesi Tüdanya'nın zor günleri. Peki yeme içme olayını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Tüdanya. 80'li yılları yaşayanlar onu çok iyi tanır. Özellikle bir şarkısı vardı ki o şarkıyı günümüzde dahi bilmeyen yok. Seni Sevmeyen Ölsün adlı arabesk şarkısıyla bir döneme damgasını vurmuştu o. Sen sevme yakışırsın, seni sevmeyen ölsün. Ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Tüdanya şimdilerde zor günler geçiriyor. Arabesk müziğin sevilen sesi şimdilerde sesini kaybetti. Neden mi? İsterseniz gelin onu da zor da olsa Tüdanya'nın kendisi anlatsın. Tüdanya Hanım, öncelikle çok geçmiş olsun. İlk hastalığınızı ne zaman öğrendiniz? Peki ilk öğrendiğiniz zaman bu hastalığınızı ne hissettiğiniz, o anki duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Tüdanya gırtlak kanseri oldu, sesini kaybetti. Derdini anlatmakta zorlanıyor. Biz de sevilen şarkıcıya dert ortağı oluyoruz. Kanser nedeniyle ses telleri ve yemek borusu zarar gördü Tüdanya'nın. Yemek yemesi ve su içmesi bile oldukça zahmetli. Peki yeme içme olayını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Tüdanya ameliyat sonrası maddi açıdan da zor günler geçiriyor. Peki şu an hayattan beklentiniz nedir, hayaliniz nedir, bize bahseder misiniz? Kansere yakalanmak onu üzmemiş aslında. Tüdanya, asıl çocuklarım bu hastalığıma üzüldü diyor. Bu süreçte en büyük destekçileri çocukları. Çünkü insanın bir tane annesi var. Son olarak Tüdanya'nın severlerine bir mesajı var. Çocuklar, sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz Tüdanya. Bir an önce sağlığına kavuşman dileğiyle. Evet. 90'lı yıllarda gerçekten damga vurmuştu. Benim tarzım olmayabilir ama her yerde söylenen şarkıları vardı, türküleri vardı. Çok güzel bir ses. Bir ses sanatçısının sesini yitirmesi nedir? Dostlarıma söylüyorum. Balığa yüzme demek gibi bir şey. Balıktır yani, yüzecek. Ses sanatçısı ise şarkı söyleyecek. Yani onun bütün böyle hayata ilişkin umutlarının bir anda böyle çökmesi gibi bir şey olabilir. Galiba onun hüznü bundandı. Bağlanıyoruz bakalım sevgili Tüdanya'ya. Evet. Merhaba sevgili dostum, iyi misin? İyi akşamlar.
İyi akşamlar Haluk abi. Şu anda İzmir'deyiz. Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Tüdanya Hanım da beraberiz şu anda. 2020 yılında bir sanatçı için talihsiz bir olay yaşadı. Gırtlak kanseri oldu ve sesini kaybetti. Ve şu anda bu evde hayatını sürdürüyor ve geçimini ise kendi imkanlarıyla sağlıyor. Efendim, öncelikle çok geçmiş olsun, yayınımıza hoş geldiniz. İlk hasta olduğunuzda bunu hissettiğinizde ne düşündünüz? O duyguları bizimle paylaşır mısınız? Hiç üzülmedim öncelikle. Allah'a tam bana bir hediye. Allah sesimi benden aldı. Geri aldı. Çok şükür. Buna da şükür. Sesiniz bir bakıma sizin geçim kaynağınızdı. Şu an geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Şu an herhangi bir gelirim yok. Sağlayamıyorum açıkçası. Ay canım benim. Alükçüm ya. Merhaba. Merhaba ablam, merhaba. Programın hayırlı uğurlu olsun. İnanılmaz güzel bir iş yapıyorsun. Sen Allah'ın bir elisin. Estağfurullah. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Çok öpüyorum seni. Ben en başta Emir'di değil mi? Evet Ali, evet. Abicim. Hayırlı, Emir'cim, ablama sor. Ben madem ki hiçbir yerden geliri yok. Biz bak burada Ender, İsmail, gelin bakayım şöyle, gelin. İki ses sanatçı arkadaşım var. Gel, gerçi Çiğdem'le Çetin de söyler de belki detone olurlar diye çağırmadım. Bak şimdi. Burada arkadaşlarım var. Tüdanya. Bu arkadaşlar benden küçük. Benim şarkılarımla büyüdüler. Geldiler Haluk abilerine. Burada meydan okuyorlar. Bak bak bak. Bak. Ender Balkır, İsmail Altınsaray. Yanıma almak istedim. İsmail. Vay. Ölüyorum İsmail'in sesini. Ölüyorum İsmail'in sesini. Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Bak kardeşlerimle birlikte geçmiş olsun diliyoruz. Acil şifalar. Ve şunu söylüyorum sevgili dostum. Annene abi. Sorar mısın? Şu anda çalışmıyor. Biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Evet abi. Bunun ayıbı mayıbı yok çünkü burada biz dostane dayanışma içerisine girmek istiyoruz. Bak sanatçı Allah, kardeşlerim de Allah burada. Allah senden razı olsun. Anne, ablamızın bari bu hastalığı yaşarken ya şu olsaydı bir şeyler yaparım. Yapardık, iyi olurdu diyebileceği bir şey var mı? Abi öncelikle burada yazmış olduğu bir not var annemin. Yani Haluk'la daha önce tanışmadım ama Haluk'la gerçekten bir şarkı söylemeyi çok isterdim dedi. Ah canım benim ya. Yani ileriki dönemlerde inşallah nasip olur tedavisinden ama sonra. Ama İzmir'e geldiğimde evinizde annenizin bir kahve... Annenizin tedavi süreci devam ediyor mu? Evet, tedavi sürecimiz devam ediyor. Bu arada Kerem Öztürk doktorumuz ve ekibine buradan çok çok selam söylüyoruz. Çok ilgileniyorlar bizimle. 8 aydan beri bizle uğraşıyor açıkçası. Yani sizi de burada ağırlamak bizim için bir onur olur Haluk abi. İnşallah bir kahve içeriz beraber. Şimdi tabii İzmir'e geldiğimizde ya, her şeyden önce. İzmir'e geldiğimizde bizler size uğrayacağız. Bak. Burada Ender Balkır, İsmail. Belki abi benden inşallah, ayrı onlar inşallah. Gelir, onlar da uğrar ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Söz veriyoruz. Ablamıza söyleyeceğim inşallah. Şey var mı olur çocuklar? Diyoruz. Şeref diyoruz abi. Yani İzmir'e ilk yolumuz düşünüyor. Tekrar konuşma imkanı var mı? Uzun bir tedavi sürecimiz var. Şu an kapanması gereken bir yaramız var. O yaramız inşallah kapanırsa ondan sonra bir aparatla tekrar konuşması mümkün gibi gözüküyor inşallah. Haydi inşallah. İnşallah. Ender'cim, ablamıza bir şey söylemek ister misin? İsmail, bir merhaba deyin. Çok geçmiş olsun öncelikle. Allah acil şifalar versin. Biz elimizden ne geliyorsa Tüdanya ablamız amin için abi. Her zaman her daim hazırız zaten. Herhangi abi, bir durumda bir konser olduğunda hemen İş toparlayayım diye ya. Söylüyorum bunu. Hemen, oğlum söz vermiştiniz filan demek için söylüyorum. Her veriyoruz tabii. Her zaman. Kesinlikle. Yanına da geleceğiz senin. Yanına da geleceğiz senin. Söz mü? Söz. Bekliyoruz. Bekliyoruz abi. Bağlamaları alıp, gitarı alıp, bağlamanı alıp Tüdanya ablamıza şarkı söyleyeceğiz. Evet, abi. Söz. Çok seviyoruz. Çok güzel olur abi inşallah. Peki, ablamızın bizden bir isteği var mı? Lütfen.
Lütfen. Evim Haluk abi diyor. Vallahi ağlayarak söylüyor. Evim yok diyor her şeyden önce. Bir baraka, banka. Bir banka borcum var. Başka da bir şeyim yok diyor abi. Tamam. Rakamı var mı banka borcunun? ...130 bin civarı diyor abi. Tamam. Ev içinde şunu söylemek istiyorum. Bu tür rahatsızlığı olanlar her vatandaş için valiliklerimize müracaat halinde ben hastalığından dolayı çalışamıyorum. Raporları verdiğiniz an sen bu konuda lütfen canım evet, kardeşim abi. Sen yardımcı ol. Valiliğe müracaat edeceksiniz. Valilikten izin aldığımız an bizler bu evi yaptıracağız. Size buradan söz veriyoruz. Bu birincisi. İnşallah. Allah tamam senden mı dostum? Razı olsun abim. Ve ikincisini söylüyorum. Allah razı olsun abi. Çok yakın zamanda sanatçı kardeşlerim de burada. Biz ablamızın banka borcunu ödemek için küçük kendi aramızda kampanya başlatacağız. Evet. Ve bunu buradan açıklayacağız. Banka borcunu da bitireceğiz. Söz. İnşallah. Abi bir dakika. Allah razı olsun abi. Bu arada ablam benim. Canım ablam sen bir müzisyensin. Yıllardan beri şarkılar söyledin. İnsanlar senin şarkılarınla coştular. Sıra bizde. Bak kardeşlerin burada. Biz birkaç arkadaşımız hemen toparlanacağız. Bir şeyler yapacağız. Sana söz verdik. Bütün borcunu bitireceğiz senin. İnşallah. Canım benim. Evet Allah ama aklımda da bir şey var. Çok tabii abi. Ben hiç söylemedim ama. Ne diyorsun? Bir akor verin bir çocuklar. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Sen sevmeye yakışırsın. En yakın zamanda İzmir'de yanındayız. Yanında olacağız. Kendine çok iyi bak. Abi bekliyoruz. Dört gece bekliyoruz abi. Ne zaman Haluk abinin söz verdi gelmedi ki kardeşim görüşmek benim. Eyvallah. Peki çok sağ olun. Görüşmek üzere. Başımızın üstünde artık şu dertler abi. Gitsin. Kolay gelsin hepinize. Görüşmek hepinizin. Üzere. İyi yayınlar abi. Alkışlar ablamıza. Canlı yayınlarımız, canlı bağlantılarımız sürüyor. Telefonlarımız ekrana geliyor. Aynı zamanda SMA çocuğumuz, çocuğumuz için, İnci Melek için hesap numaraları karşınızda. Ne olur yarın annesine biraz müjde vermek istiyorum. Annesine, babasına bir şeyler söylemek istiyorum. Bizde şu kadar para toplandı demek istiyorum. Bizde derken valilik kanalı açılan hesapta. Bu nedenle ben hepinizden bir destek bekliyorum. Şimdi sizlere bir şey söyleyeceğim. Önemli bir şey. Kamerayı yaklaştırın. Sevim ablamız burada mı? Sevim ablamın yanına gidiyorum. Gel abla, gel. Gel evet. Seni alayım. Aslında bugün program başkaydı. Gel, gel ablam şöyle. Tamam. Bugün başka bir program yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Sevim ablamızın valilik kampanyasıyla, valilik izniyle açtırdığı hesaba para toplayacaktık. Ve size ekrana verecektik bunu. Fakat neler oldu anlatayım. Geçen hafta Samet için siz sevgili izleyicilerimiz 500 bin TL fazla para yatırdınız Samet'in hesabına. Ve ben dedim ki bu 500 bin lira fazla yattı. Bu hafta da Sevim ablamızın çocuğu için şu anda ne kadar eksiğimiz var toplamda? Söyleyebilirsin rahat rahat. Toplam ne kadar? 560 bin lira hesabımız 560 var. Binden ne kadar toplandı? 80 bin toplandı. Ne kadar kaldı? Ne yapıyor? 480. 480 kaldı. Evet. 480'in 30 bin lirasını buluruz. Problem yok. 450 bin TL fazla para toplandı geçen hafta. 500 dedim ama yanlış hatırlıyorum.
450 bin TL parayı siz yolladınız Samet için. Samet için gelen parayı Aydın Valiliğini aradım. İstanbul Valiliğini aradım. Ve dernekler kanununa göre dilekçemizi verdi ablamız. Ve o paraya talip oldu çocuğu için. Ve 450 bin TL bu akşam toplayacaktık. Ama gelen haberler Aydın Valiliğinden, İstanbul Valiliğinden, derneklerden ortak gelen haber ablamızın dilekçesinin kabul edildiği. Süper. Teşekkür ederim. 450 bin TL para, sizin gönderdiğiniz para Sevim ablanın çocuğu için iki aletin alınması için, onun hayatına dokunmak için yarından itibaren kullanabilecek ve o aletleri alabilecek. Bunun için ben Aydın Valiliğine, İstanbul Valiliğine çok teşekkür ediyorum. Alkışlar arkadaşlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Toplandı. Ben sana söylemiştim evet. Bak. Haluk çok abine sen ederim. İnan. Ben sana söylemiştim. Zaten. Evet. Toplandı. Artık çok bundan sonra ederim. Bir üstünden yük kalkar. Evet. Evet. O çocuğuma çok iyi gelecek. O cihazlarla toparlayacak inşallah. Ne güzel. Çünkü o fizik tedavi için de gerekli bir şey. Fizik tedaviyi destekliyor aynı zamanda. Çok kapsamlı bir cihaz. Yani çok iyi gelecek. Ben İnşallah. Zaten bugün burada bu paranın toplanacağını söylemiştim. Toplanırdı. Ben inanıyorum sizlere ama böyle bir haber hiç para daha toplanmadan o paranın sizin gönderdiğiniz paranın aynı zamanda Sevim ablamıza İsmail Efe'ye gitmesi bizleri çok mutlu etti. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum tekrar. Gel abi. Herkese. Artık rahat. Size de çok teşekkür ederim. Sen rahat olun. Allah razı olsun. Yanında hep olacağız zaten biz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Telefonumuz var. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba Haluk Bey. Buyurun. Ben Adana'dan arıyorum. Semiha Şahin. Semiha ablam. Söyle ablam. Merhaba Haluk abi. Buyur kış abla. Kış geldi ve eviniz yok. Eviniz çok eski. Tamam. Sizden yardım istiyorum. Evde kaç çocuk var? Bir çocuğum var. Eşiniz çalışıyor mu? Çalışıyor da böyle düzgün bir işi yoktur. Sürekli çalışamıyor. Arada çalışıyor. Sürekli çalışamıyor. Evet. Evet. Üstünüze evet. Bir yani eviniz kendi üstünüze mi? Kendi üstüme değil de kayınpederimin üzerindedir. Ama ev harabe içinde. Bizim. Evet biz yaşıyoruz. Siz yaşıyorsunuz. Evet, neyi var? Çok kötü gerçekten. Ya çok kötü nasıl desem temeli topraktan yapıldığı için sürekli ev çöküyor. Ve bütün duvarlar çatlak çatısı su damlıyor. Yağmur yağdığı zaman aynı şekilde içeriye de geliyor. Peki yani ama çok kötü bir defa çimentodur fayans falan değil. Anlamaya çalışıyorum ablam, anlamaya çalışıyorum. Sen evet. Evin tadilatını mı istiyorsun, yeniden bir ev inşa etmek mi istiyorsun? Yeniden bir ev, yani tadilat yapılacak durumda değil gerçekten. Tadilat yapılacak durumda da değil. Evet. Şimdi bu konuda yıllardır artık tecrübe sahibi olan bir Haluk abin var. Bu konuda yapacağın evet, şey abi. Şu. Sen valiliğe gidiyorsun, valiliğe durumunu anlatıyorsun. Ve valilikten ev yapma izni istiyorsun. Bazı kriterler var. Bu bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli. Herkes için geçerli. O kriterlere uyan kişilere valilik para toplayabilirsin, yardım toplayabilirsin diyor. Şu ana kadar anlattıkların kriterlere uyar gibi. Senden ricam, sen valiliğe gidiyorsun, bu konuda çalışmalara başlıyorsun. Yarından itibaren izni aldıktan sonra da ben sana buradan evinin parasını toplayacağıma söz veriyorum. Çok çok teşekkür ederim. Tamam mı abla? Sizden razı olsun. İnşallah size de umut işi olursunuz. Şimdi birazcık psikolojin rahatladı mı? Evet gerçekten. Eyvallah. Peki çok teşekkür ederim. Ablamızı uğurluyoruz. Ablamızı uğurluyoruz. Şuraya geçiyorum. Arkadaşlar dün 10 Kasım'dı. Hani herkes bir şeyler söyledi. Hani dedim ki ya Ender'e dedim ki bir Selanik türküsü söyle de dinleyelim. Belki kenarından ben de gelirim. Ender Balkır. Gel kardeşim buraya.
Bağlamını alıyor musun, başkası mı çalacak? Sen mi çalacaksın? Fark etmez. Ben de çal. Alıyorsun, çal. Evet. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Ve hani bir çalın davulları dinliyoruz. Bir Selanik türküsü.